İlk önce Lozan Konferansı'nın katılımcı devletlerine bakalım. İlk olarak TBM'yi görmekteyiz. TBM adına İsmet İnönü katılmış. Burada karıştırmamanız gereken bir nokta var. Lozan Barış Anlaşması'nda İstanbul Hükümeti yok. Çünkü saltanatın kaldırılmasıyla birlikte İstanbul Hükümeti artık ortadan kaldırılmıştı. Diğer devletlere bakalım. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Belçika, Japonya ve Romanya'yı görmekteyiz. Ayrıca sadece boğazlar konusuyla alakalı Lozan Barış görüşmelerine katılan iki tane devletimiz vardır. Bunlardan birisi Sovyet Rusya, ikincisi Bulgaristan'dır. Lozan Barış konferansına gözlemci olarak katılan devlet ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şimdi de Lozan Barış Antlaşması'na götüren süreci birlikte değerlendirelim. Etilaf devletleri hukuki geçerli olmayan Sevr Antlaşması'nı defalarca Türk halkına dayatmışlardı. Ancak Türk halk tarafından kabul görmemiş ve Türk halkının azim ve kararlılığı ile yapılan mücadeleler sonucunda Barış Anlaşması yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yani 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Yani arkadaşlar itinaf devletleri defalarca Sevr Anlaşması'nı bize dayatacaklar. Ancak biz Sevr Anlaşması'nı kesinlikle ama kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Aksine Sevr Anlaşması Türk halkının birbirlerine kenetlenmesine, birlik olup mücadele etme azmini geliştirmesine sebep olmuştur. Türk halkının bu azim ve kararlılığı ise yeni bir barış anlaşmasının imzalanmasına zemin hazırlanmıştır. Ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Tüm bu yaşananlar bizim bağımsızlığa önem verdiğimizin göstergesidir. Şimdi de Lozan Konferansı'nda görüşülen konulardan bahsedelim. Lozan Konferansı'nda görüşülen konulardan biri sınırlardı. Sınırları batı sınırı, doğu sınırı ve güney sınırı olarak 3 aşamada anlatacağım. İlk önce batı sınırından biraz bahsedelim. Batı sınırı Meriş Nehri sınır kabul edildi ve Türk Yunan sınırları çizilmiş oldu. Yani arkadaşlar batı sınırımız misak-ı milliye uygun bir şekilde çözülmüştür. İstediğimizi almışız burada. O yüzden batı sınırın yanına artı koyuyoruz artık Türkiye ile Yunanistan arasında sınır problemi kalmadı. Doğu sınırına baktığımızda ise Moskova ile Kars Antlaşması esas alınmış. Moskova Antlaşması'ndaki Batum'u saymazsak Doğu sınırları da misak-ı milliye uygun bir şekilde çözülmüştür. Genel olarak olumlu olduğu için Doğu sınırını artık koyabiliriz. Sadece Moskova'da Batumu Gürcistan'a vermiştik onu saymazsak Doğu sınırlarımız isteğimize göre çözüldü Suriye sınırına bakalım Suriye sınırı ise Fransa ile yaptığımız Ankara anlaşması esas alınmıştır Ve Ankara anlaşmasını hatırlıyorsanız Hatay sınırlarımız dışında kaldı e, Hatay bizim misalka milli sınırlarımız içerisindeydi Ancak Hatay'ı Kaybettik O yüzden Suriye sınırına Eksi koyuyorum Olumsuz bir şekilde çözülmüştür 1939 yılında yapılacak bir referandum yani halk oylamasıyla tekrardan ana vatana katılacak. Ancak Lozan'da olumsuz olarak çözüldü. Irak sınırına gelecek olursak Lozan konferansında anlaşma sağlanamayan konulardan birisidir Irak sınırı. Çünkü Irak sınırının içerisinde Musul bulunmaktaydı. Musul zengin petrol yataklarının olduğu bir bölgeydi. O yüzden İngilizler bu bölgeyi bırakmak istemiyorlardı. Ancak Musul da bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisindeydi. Biz de bu bölgeyi onlara bırakmak istemiyorduk. Ancak iki tarafın da uzlaşmaz tavrı üzerine Lozan Konferansı kesintiye uğrayacak ve daha sonra bir anlaşma yapacaklar diyecekler ki, "Gelin Lozan Konferansına devam edelim. Musul meselesini ise Lozan Konferansından sonra ikili görüşmelere bırakalım." diyecekler. Biz bunu kabul edeceğiz ve Lozan Konferansını yapacağız. Ancak konferanstan sonra Musul görüşmeleri yapılacak İngilizlerle ve biz daha sonra Musul'u kaybedeceğiz. O yüzden Irak sınırına da eksi koyuyorum. Batı sınırımızı olumlu çözdük. Doğu sınırımızı Batum'u saymasak olumlu çözdük. Irak sınırını kaybettik Musul'u olumsuz. Suriye sınırında da Hatay'ı kaybettik. Orası da olumsuz. Lozan'da görüşülen konulardan bir diğeri de Boğazlar'dı. Boğazlar'la alakalı şöyle bir karar aldılar. Dediler ki Boğazlar'ın yönetimi başkanı Türk olan bir komisyona bırakılacaktır. Bakın Boğazlar bizim sınırlarımız içerisinde değil mi? Bize ait değil mi? Evet. Ancak Lozan'da alınan karara göre Boğazların yönetimi başkanı Türk olan bir komisyona bırakılmıştır. Başkanı her ne kadar Türk olsa da bir komisyonun yönetmesi bizim bağımsız yani egemen devlet anlayışımıza aykırıdır. O yüzden boğazlara eksi koyuyoruz. Olumsuz bir şekilde çözülmüştür. İkinci madde diyor ki boğazların her iki yakasında da asker ve silah bulundurulamayacak. Türk hükümeti olarak boğazları korumak, boğazlarda asker bulundurmak bizim en doğal hakkımızdır. Biz orada asker ve silah bulunduramıyorsak o da bağımsız egemen devlet anlayışına aykırıdır. O yüzden boğazlara eksik koyuyoruz çocuklar unutmayın. Görüşülen bir diğer konu ise Ermeni meselesi de Lozan Barış Anlaşması ile birlikte Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kabul ettirilmiştir. Yani Ermenilerin bir hayali vardı. Bu vilayet sitede devlet kurma. Bu hayaller tamamen suya düşmüştür Lozan ile birlikte. Bir diğer görüşülen konu ise dış borçlardı. Osmanlı'dan kalan borçlar Osmanlı toprakları üzerine kurulan devletlere paylaştırıldı. Bakın Osmanlı Devleti 3 kıtada toprakları olan devasa bir ülkeydi. Ancak daha sonra Osmanlı Devleti sınırları üzerinde kurulan diğer devletlere bizim borcumuz paylaştırıldı. Böylece dış borç yükü diğer devletlerle paylaştırılmış ve bizim üzerimize düşen borç yükü azalmıştır. Olumlu bir meseledir. Dış borçlara da artık koyuyoruz. Ermeni meselesine de artık koyuyoruz. O da olumlu olarak çözülmüştür. Bir diğer görüşülen konu ise kapitülasyonlarda hiçbir taviz vermeden kapitülasyonları kaldırdık. Bu çok önemli bir maddedir. Çünkü biz bu maddeyle ekonomik alanda bağımsızlığımızı sağlama yolunda büyük bir adım atmışız. O yüzden artık koyuyoruz. Kapitülasyonlara artık koyuyoruz. Bir diğer konu ise azınlıklardı. Lozan Konferansı'na göre Yeni Türk Devleti'nin sınırları içerisinde yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir. Yani bizim sınırlarımız içerisinde ne kadar azınlık varsa hepsi artık Türk vatandaşıydı. E biz bunu yaparak hangi problemi ortadan kaldırmış olduk? Biz böylece Avrupalıların azınlıkların haklarını kullanarak iç işlerimize karışmasını önlemiş oldu. Bakın Avrupalı devletler çok eskiden beri azınlıkların haklarını kullanarak onları bahane ederek bizim iş işlerimize karışıyorlardı. Ancak biz artık dedik ki azınlık yok. Hepsi Türk vatandaşı. O yüzden bizim iş işlerimize artık karışamayacaklardı. O yüzden azınlıklara da artık koyuyorum. Bu da olumlu olarak çözülmüştür. Yabancı okullar meselesiyle devam edelim. Ülkemizde Lozan Barış Konferansı'ndan önce yabancı okullar problemi yaşanmaktaydı ve Lozan Barış Antlaşması ile birlikte Türkiye'deki tüm yabancı okulların Türk kanunlarına uyması kararlaştırıldı. Böylece yabancı okullar sorunu çözülmüş oldu. Dolayısıyla yabancı okullara artık koyuyoruz çünkü olumlu olarak çözülmeye koşturulmuştur. Savaş tazminatı ile devam edelim. Yunanistan Batı Anadolu'da yaptığı tahribat karşılığında Karaağaç Türkiye'ye vermeyi kabul etmiştir. Yunanistan bize savaş tazminatı verdiğine göre savaşın sorumlusu Yunanistan sayılmıştır. Bu da olumludur. O yüzden artı koyuyorum. Lozan'da görüşen son konumuz ise patrikhanedir. Bakın arkadaşlar normalde bizim amacımız İstanbul'da bulunan patrikhaneyi sınırlarımızın dışarısına çıkarmaktı. Sınırlarımız dışarıya çıkarmayı başaramayacağız. Ancak bir kısıtlama getireceğiz. Diyeceğiz ki dış devletlerle irtibata geçmemek şartıyla sınırlarımız içerisinde kalabilirsiniz. Yani biz bu madde ile patrikhanenin siyasi faaliyetlerini engellemeye çalıştık. Ama ne kadar engelledik orası tartışılır. Arkadaşlar son olarak da Lozan Konferansı'nın öneminden bahsedelim. Lozan ile birlikte tüm dünya yeni Türk devletinin varlığını ve bağımsızlığını resmen kabul etmiştir. Yani bizim bağımsızlığımızın tescili nedir? Lozan'dır. İkinci maddeye bakalım. Sömürge altında yaşayan milletlere umut ışığı olmuştur. Yani onlar bizim verdiğimiz mücadeleyi görecekler ve bizi kendilerine örnek alacaklar. Osmanlı'dan kalma birçok sorun çözüme kavuşturulmuştur. Nedir bunlar? Kapitülasyonlar gibi, azınlıklar gibi, dış borçlar gibi birçok konu çözüme kavuşturuldu. Son olarak bir bilgi daha verip konumuzu bitirmek istiyorum. Atatürk İsmet İnönü'yü Lozan'a gönderirken ona kesinlikle ama kesinlikle taviz vermemesi gereken iki konudan bahsetti. Bunlardan birincisi kapitülasyonlar, ikincisi ise Ermeni meselesiydi. İsmet İnönü de Atatürk'ün isteği üzerine bu iki konudan kesinlikle taviz vermemiştir. Evet arkadaşlar bugünlük de dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.